Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Görüntüleme deyince bizim ilk aklımıza gelenler MR, tomografi, mamografi gibi cihazlar. Yani endoskopu var, bronkoskopi var, akciğer kanseri teşhisinde sürdürdüğümüz. Biraz aslında bunlar üzerinden de ben gitmek isterim. Şimdi bir kanserden şüpheleniliyor. Bir kişi geldi, işte kan değerlerine bakıldı. Bir de görüntü, kişinin bulgularına göre, kişinin şikayetlerine göre, sizin hastaya sorduğunuz sorulara göre kişiyi bir değerlendirme alıyorsunuz. Hekim uygun görürse bir görüntüleme yöntemine yönlendiriyor. Buradaki süreçten biraz bahsedelim. Orada tabii radyolog devreye giriyor ve kanserde biz sizin en çok radyologların en büyük destekçisi tanı anlamında hangi cihazdır diyebileceğimiz cihaz ya da cihazlar var mı? İlk önce şeyi söyleyeyim. Bir sefer hastanın bulgu vermiş düzeye gelmişse o muhtemelen ileri düzeyde bir. Evet. Yani en azından orta ya da ileri düzeyde bir hastadır. Yani şunu bir sefer belirtelim başta. Cilt kanseri dışındaki kanserlerin hepsinin bir mutlaka bir görüntüleme yöntemine ihtiyacımız var. Yani cilt kanseri görebildiğimiz bir şey var. Yani işte ciltte bir yara açılmıştır ya da bir renk değişimi vardır. Bunun üstüne gidersiniz, patolojiye gönderirsiniz. Eğer kanserse bu böyle bir yol haritası oluşturursunuz. Ama cilt dışındaki mutlaka bir yaranın ya da bir sorunun görüntüleme yöntemine ihtiyacımız var. Eğer bu mide ve bağırsak dışındaysa ya da nefes borusu dışındaysa mutlaka radyo kesişsel görüntüye ihtiyacımız var. Yani tomografi ya da MR'a ihtiyacımız var. İlk önce onu belirtelim. İkincisi şu, yani görüntülemeye ihtiyacımız var derken şunu söyleyelim. Her zaman için bir hastanın demin söylediğimiz gibi bir semptom oluştu. Yani kilo kaybı oluşmuş, kanaması var, halsizliği var ya da bunu gibi bulguyla gelmişse zaten bu hasta mutlaka onkolojik açıdan yani kanser açısından değerlendirirsiniz. Ama şunu da biliyoruz ki bize herhangi bir normal koşullardan gelen bir hastanın yani normal başvuru yapan bir hastanın yaptığınız bir radyolojik bir tetkikte, bu ultrasonografi olabilir, bakıyorsunuz karaciğerinde metastaz görebiliyorsunuz ya da işte böbrek üstü bezinde bir kitle görebiliyorsunuz. Bu çok basit düzeyde bir tetkik. O açıdan şunu söylemek istiyorum. Görüntüleme gerçekten günümüzde kanser kelimesi hani çok yaygın kullanılıyor aslında. Çok sayıda kanser var. Yani görebildiğimiz en azından yaygınlığı toplumsal olarak bildiğimiz 10 tane kanseri birçok çevremizdeki insanda görebiliyoruz. İşte meme kanseri çok yaygın, akciğer kanseri çok yaygın, kolon kanseri yaygın, prostat, mide filan. Ama burada şöyle bir şey var. İnanın ki bu her kanserin de kendisine has, özgül ve çok kendisine uygun olan bir görüntüleme yöntemiyle ortaya koymanız gerekiyor. Bu açıdan da bu radyolojik demin sorduğunuz buradaki bu yöntemlerde, bu cihazların birbirleriyle olan farklılıklarını nasıl hani saptamak ve buna göre... Yani görüntüleme cihazlarında tanı arasında ne gibi fark var? İlişki yani var. Hangi ilişki var? Hani hangi cihazla hangi tanı konur mesela? Yani meme kanseri için biz mamografi direkt aslında söylüyoruz. İşte burada MR var, tomografi var. Neyde MR, neyde tomografi çekiliyor? Bir de tabii bunların ben... İnsan sağlığına olumsuz etkileri var mı? Çünkü radyasyon diyoruz, doz diyoruz, insanların kafası karışıyor. Fazla görüntülemeden sakınan insanlar var. Bu yüzden MR tomografi çektirmeyen kişiler var. Başka korkularından dolayı mesela. Şimdi Osman Hanım bir de şey belirtelim de hani o diğer patolog arkadaşlara ayıp olmasın. Yani kanser tanısı biliyorsunuz patolojik bir tanıdır. Ama biz hani görüntülü olarak bir normal olmayan bir durumu saptıyoruz. Yani diyoruz ki bu normal bir şey değil insan vücudundaki. Anormal bir görüntü alanı diyoruz. Yani bu akciğerde olabilir, karaciğerde olabilir, böbrekte olabilir. İşte herhangi bir iç organımızda ya da kemikte ya da başka bir yerde, beyinde olabilir. Biz bunu saptıyoruz ve bunu diyoruz ki mutlaka bunu patolojik olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Daha sonra patolojik olarak yani muhtemel zaten bir ön tanımız oluyor. Yani diyoruz ki işte bu bir lösemidir, bu bir lenfomadır, bu bir akciğer kanseridir, bu bir mide kanseridir, bu bir Hodgkin lenfomadır, şudur budur şeklinde, tiroid kanseridir şeklinde bir şey belirtiyoruz. Ama biz bunu diyoruz ki
altına da bir cümlemizi ekliyoruz. Bunun patolojik olarak değerlendirmesi önerilir şeklinde belirtiyoruz. Tanı patolojide geliyor. Onu da söyleyelim. Görüntülemeli işin bitmediğini evet, söylemiş. Evet, tanı hastanın o taşıdığı kimlik işte ben şu kanserim şeklindeki ifade olana kaçıyor. Ama bunu tabii ki ön ortaya çıkaranın radyoloji oluyor. Yani görüntüleyerek bunu ortaya çıkarıyor bir şekilde. Cihazların hani söylediğiniz yan etkileri konusunda evet, meselesine yani gelince. Öyle bir şey de var. Şimdi bir sefer şöyle söyleyeceksiniz. Tıp da şu ilke çok önemlidir. Her zaman için seçtiğiniz bir yöntemin hastaya zarardan çok yararı eğer söz konusuysa tabii ki yararlı olan. Önce zarar verme deriz. Tabii ya o temel ilke Hipokrat yeminidir. Yani daha doğrusu tıbbi ilke, etik ilkedir o. Ama buradaki temel diğer önemli olgu ise şudur. Yani hiçbir zaman radyolojik bir görüntüleme tetkiki zararsız olanları zaten biliyoruz ki zararlı olanları hangileridir? Radyasyon içeriği olanlardır. İşte hangisi tomografi, akciğer grafisi, mamografi. Mamografinin çok daha düşük dozda olduğu için hani çok ihmal edilir düzeyde sayılabilir. Ama tabii yine de riskli olduğunu düşünüyoruz. Biliyorsunuz MR, ultrasonografi, Doppler gibi tetkiklerin hiçbir yan etkileri yoktur. Yani bu saptanmış herhangi bir yan etkileri yoktur. Burada şunu söylemek istiyoruz biz. Ha bu hiçbir buna rağmen zararsız olanlar bile keyfi olarak hastaya uygulanmaz. Yani radyoloji tıpta esas olarak şudur. Gereksiz tetkik yapmakta kaçınmak çok önemlidir. Ama gerekli olduğunda da mutlaka yapmanız gerekiyor. Yani siz şunu, yani bu insanda risk faktörü var ve klinik olarak da bir kuşkulanıyorsunuz ya da en azından o risk grubu endikasyon oluşturan bir takım kriterler buluyorsunuz. Bu insanda zararlıdır diye bir tomografi, düşük dozlu bir tomografi çekilmekten kaçınmamalısınız. Çünkü olası böyle bir şey yaklaşım ya da böyle bir defansif bir yaklaşım hastanın olası bir tanısını geciktirebilir. O açıdan ben şunu düşünüyorum kişisel olarak. Gerekli olan, endikasyonu olan yani gerekli olan hastada mutlaka uygun tetkik seçmelisiniz. Yani ailesinde diyelim ki akciğer kanseri var. Hastanın işte öksürükleri var. Çok keskin, inatçı öksürükleri var. Sigara kullanıyor gibi risk faktörleri varsa ben bunun artık günümüzdeki gelişen radyolojik görüntüleme yöntemlerin radyasyon dozları da çok düşürülmüş durumda. Düşük dozlu tomografi çekebiliyorsunuz. Böylesi bir hastada düşük dozlu tomografi hem çok kıymetli hem de bize şöyle bir noktada ikna eder. Ya bu evet bu hastada var ya da yok etme noktasını rahatlatır. Peki. Şimdi bu rahatlatma bizi doğal olarak şöyle bir yere taşır. En azından hani bu bir şey atlamamış olma rahatlığı verir. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.